Bir yanına göl, diğer yanına denizi alan Büyükçekmece, İstanbul'a coğrafi açıdan ne kadar uzak olsa da sahip olduğu tarihi yapılar ilçeyi İstanbul'un ruhuna yakın kılıyor. Bu yapılardan en önemlisi ilçenin sembolü olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Köprü, Osmanlı döneminin en güçlü padişahlarından birinin adını ve imparatorluk tarihinin en yetenekli mimarının imzasını taşıyor. Burası, Kanuni ile Mimar Sinan'ı buluşturan son eserdir. Yapımını 1565'te Kanuni'nin emriyle başlansa da, bir yıl sonra hayatını kaybeden padişah, yapının tamamlandığını göremez. 1567'de 2. Selim zamanında tamamlanan köprü için Mimar Sinan, eserlerim içinde şaheserimdir ifadesini kullanır. 7 metre 17 santim genişliğinde ve 635 metre uzunluğundaki köprünün 1. ve 2. bölümlerinde 7'şer, 3. bölümünde 5, son bölümünde ise 9 göz bulunuyor. Sokollu Mehmet Paşa Camii. Mimar Sinan köprüyle birlikte Büyükçekmece'ye Sokollu Mehmet Paşa Camii'ni de inşa eder. Ancak camiden günümüze sadece minare, bir geçit ve pek de yüksek olmayan bir duvar kalmış. Sultan Süleyman Çeşmesi. Caminin yakınlarında bulunan Sultan Süleyman Çeşmesi ise bugün kullanılabilir durumda. 6 metre yüksekliğinde 3 kanattan oluşan çeşme, klasik üslubuyla dikkat çekiyor. Sultan Süleyman Kervansarayı. Kanuni'nin Sigetvar seferine çıkarken Mimar Sinan'a yaptırdığı eserlerden biri de Sultan Süleyman Kervansarayı. Çatısı kurşunla kaplı olduğu için buraya Kurşunlu Han deniyor. Avlusuz, kapalı tip bir kervansaray olan Sultan Süleyman Kervansarayı'nın arka cephesinde iki sıra halinde pencere bulunuyor. Kervansaray, kapsamlı bir onarımdan geçtiği 1988'den bugüne çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Büyükçekmece denince akla sahip olduğu plajları ve tabii ki uzun sahili geliyor. Buralarda denizin tadını çıkarıp nice anılar biriktiren Büyükçekmeceliler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek bir düzenlemeye imza attı ve ortaya daha güzel bir Büyükçekmece manzarası çıktı.